Evet, merhabalar. Bu hafta sürtünme katsayısını herhangi iki yüzey arasında hesaplayacağız. Şimdi şöyle, şurada pürüzlü bir yüzeyimiz var. Şurada da normal bir yüzeyimiz var, demir. Bence bu çelik diyelim. Şuraya bir makara yardımıyla yatay bir düzlem oluşturduk ve ipimiz aracıyla şuraya kütle bağlayacağız. Kütle asacak, kütleler bastıkça şuradaki uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetine eşit olduğu anda bu sabit hızla hareket edecek ve net kuvvet de sıfır olacak. Biz o kütleyi bulduğumuz anda buradaki kuvvetle sürtünme kuvvetini eşitleyerek iki yüzey arasındaki sürtünme katsayısını hesaplayacağız. Şimdi şurada 5 gramla başlıyorum. Bu arada kütle asıcımız da 5 gram. 5 gram artı 5. Şu anda 10 gram. Hareket etmiyor. Demek ki sürtünme kuvvetimiz şu anki şuradaki net kuvvetten daha büyük olduğu için hareket etmiyor. Bir 5 gram daha asalım. Hareket yok. Şu anda 5 gram daha astık. Oh, evet. Biraz sanki hareket etti ama duruyor. Şöyle bakalım. Biraz hareket ediyor ama hala hareketi tam olarak geçmediği için bir tane daha astığımızda şurada sabit hızla hareket ettiğini düşünüyoruz. Yani şuradan bir bakayım. Aslında az önce hareket etti gibi ya. Şöyle bağlayalım. Şu anda hareket etmiyor. Evet. Buna bırakalım. Evet. Şu anda yani bizimkisi 25 grama karşı sürtünmemizi burada şöyle baktığımızda yani şurada M1 bloğumuzun kütlesi M1'imiz 55 gram yani 0.055 kilogram, tamam mı? Şurası da M2 o da 25 gram. Tamam. Şimdi buradan bir düzeneğimize bakalım. Şöyle baktığımızda şöyle bir düzeneğimiz var, tamam mı? Şuradası makaramız. Makaramıza bağlı. Şöyle. Şimdi şurası M1. Şurası M2. Burada sürtünme kuvveti şu tarafa doğrudur. FC diyelim. Şurası da biliyorsunuz bir MG'miz var. Yani M1G olacak. Şurası da M2G. Yani şurada da bir F'imiz var. Şöyle bir F'imiz var. F eşittir FC olduğunda cisim hareket ediyor. Biz burada bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Tabi burada bir normalimiz var. Şöyle normal kuvvetimiz nedir? Yukarıya doğru N var. N eşittir M1G. Şimdi FC nedir? Nü sürtünme katsayısı çarpı N'dir. O da eşittir nü M1G. Şimdi biz buradan şuradaki F eşittir FC'den, bu arada F'imiz de M2G'dir. Buradan biz nasıl yapacağız? Nü'yü bulmak için nü M1G eşittir M2G ise nü eşittir şu G'ler giderse M2 bölü M1 oluyor, değil mi? M2 bölü M1. Şimdi biz buradan dedik ki M1'imiz kaçtır? 55. M2'miz de 25 gram. Yani 25 bölü 55. Nü eşittir ne olacak? Kaç çıkıyor? 0.45 ya da 46. 0.46 çıkıyor. Buradan sürtünme katsayısını bulduk. Tabii biz burada farklı farklı deneyler yapabiliriz. Mesela bunun üstüne ağırlık asarak, koyarak şöyle koyarsak sürtünme katsayısı değişmiyor ama buradaki net kuvvetimizi arttırmamız lazım. Mesela şuraya 50 koyalım. Burada 50, bu arada 100'dür bu.
Hop gitti. Şöyle 50 koyalım. 50 koyduğumuzda bu sefer burayı 10 gram arttıralım. Gitmiyor. Bir 10 daha arttıralım. Evet, hala gitmiyor. Bir 10 daha arttıralım. Evet, 10 da gitti. Yani buradaki kütleleri değiştirerek buradaki deneyimizi tekrarlayabiliriz. Ama buradaki sürtünme kat sayısı şu 200'e arasında değişmeyecektir. Bence burada bitirelim. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Evet, videolarımızı like etmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmadıysanız abone olun. Hadi görüşürüz.